Sorry, I didn't move full time. Git git. Ölmek istemiyoruz. Bugün burada son sözleri ölmek istemiyorum olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için buluştuk. Bu ülkede bir kadın 10 yaşındaki kız çocuğunun anne lütfen ölme feryatları arasında eski eş tarafından öldürüldü. Bunları kadınlara reva görenler utansın. Bu ülkede kadınlar ne yaşıyor, o çok önemsediklerini söyledikleri çocuklar ne yaşıyor herkes görsün. Yetkisi olup kadın cinayetlerini durdurmak için kılını kıpırdatmayanlara Emine'nin ölmek istemiyorum sözlerini hiçbir zaman unutturmayacağız. Emine Bulut'un öldürülmesi ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır, en vahşi biçimiyle maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, yaşamak. En temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyor. Bu ülkede kadınlar ölmemek için yıllardır mücadele ediyor. Peki ya devlet ne yapıyor? Savcısı, hakimi, kolluk güçleri, bu ülkenin bakanları, cumhurbaşkanı, bu ülkede kadınlar öldürülürken ne yapıyorsunuz? Daha neyi bekliyorsunuz? Kadınların her gün yaşadıkları şiddet, kadına yönelik şiddetin çözümü olan İstanbul Sözleşmesi'ne, 6284 sayılı koruma kanununa, kadınların nafaka hakkına yapılan saldırıların, kadınların boşanmasının zorlaştırılmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ortadan kaldırılmaya çalışılmasının kadın düşmanı politikaların sonucudur. İstanbul Sözleşmesi'ne 6284 sayılı kanuna saldırıyorsunuz. Yuva yıkan yasa diyorsunuz. O yasalar kadınlar yaşasın, şiddet görmesin diye çıkan yasalar. Kadınların hayatta kalması için bir şifre. Artık herkes kararını verecek. Ya kadınların öldürülmeden, şiddet görmeden yaşamaları için kadınların yanında yer alacaksınız ya da saldırılarınıza devam edip Emine Bulut, Özgecan Aşlar'ını öldürenlerin yanında yer alacaksınız. Kadın cinayetleri afet değildir. Kadın cinayetleri durdurmak mümkündür. Kadın cinayetlerini durdurmak için somut adım atılmadan geçen bir gün bile artık fazla. Yıllardır söyledik, mücadelesini verdik. Elbette ki mücadeleye devam edeceğiz. Artık hükümet de kadın cinayetlerini durdurmak için siyasi iradesini ortaya koymalıdır. Kadın cinayetlerinin reçetesi eşitliktir. Eşitliğin sağlanması için izlenecek politikalardır. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı koruma kanunu etkin bir şekilde uygulanmalıdır. İstanbul Sözleşmesi'nin sunduğu şiddeti önleme, şiddetten koruma, etkin kovuşturma, kadınları güçlendiren politika yükümlülükleri yerine getirilmelidir. Nasıl ki Özgecan'ın öldürülmesi kadınların mücadelesi için bir dönüm noktası olduysa, Emine'nin öldürülmesi de kadın cinayetlerinin son bulmasında bir dönüm noktası olsun. Çocuğunun gözleri önünde öldürülen, ölmek istemiyorum diye haykıran Emine Bulut bu ülkedeki tüm kadınların çığlığıdır. Son sözleri tüm kadınların sözüdür. Bizi çözüme kavuşturacak ise ancak ve ancak sürekli ve örgütlü mücadelemizdir. Mücadelemizle öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız.